Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mesleki Gelişim Atölyesi dersinin çevre koruma ünitesini öğreneceğiz. Tabii ki öncelikle tanımlardan başlamak gerekiyor. Çevre dediğimiz şey nedir? Çevre, insanların ve diğer canlıların, insan dışındaki canlıların da yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlara deniyor. Kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne biz çevre adını veriyoruz diyebiliriz. Çevre dediğimiz şeyde hem canlılar var, hem cansızlar var ve bu canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileşimi var. ki fiziksel veya biyolojik olmak zorunda değil. Aynı zamanda sosyolojik, ekonomik ve kültürel ilişkilerde olabilir. Yani bir canlıyı etkileyen dışarıdaki etkilerin tümüne biz kısaca çevre adını veriyoruz. Çevre tabii ki önemli Özellikle geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunuyor. çevremizi kontrol altında tutmazsak bu da bizim için ileride pişman olunacak bir duruma gelebilir. O yüzden zaten atık yönetimi, tersine lojistikle ilgili de ülkemizde de Avrupa Birliği'ne yönelik olarak çalışmalar var. Yaşam ve çevre birbirine bağlı iki önemli yaşam çerçevesi oluyor yani. Gelelim çevre sorunlarına. Buna gelmeden önce yine birkaç tane tanımımız olacak. Öncelikle çevre bilim nedir? Az önce çevremin, çevrenin tanımını yaptık. Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına biz çevre bilim adını veriyoruz. Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin %50'sinin son 35 yılda meydana geldiğini de ortaya koyuyor. Tabii ki bu araştırmaları de çevre bilimin çalışma alanları içerisinde sayabiliriz. Çevre artışlarının önemli nedenlerinden bir tanesi de hızlı nüfus artışı tabii ki. Çünkü şu son 35 yılda e, çevre kirliliğinin %50'sini görüyoruz son 35 yılda. Bu son 35 yılda nüfus artışına bakarsak zaten e, önemli nedenlerden bir tanesinin ne olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Hızlı nüfus artışı beraberinde tabii ki plansız kentleşmeyi de getiriyor. E, bazı ilçelerde vardır mesela bu bazı ilçelerde plansız kentleşmenin örneklerini görebilirsiniz. Mesela bu resimde gördüğünüz yer İstanbul'dan bir manzara. Artan nüfusun iyi yaşam alanı ihtiyacının giderilmesi için oluşturulan kentsel yaşam alanları tabii ki kentsel sorunların ortaya çıkmasına da neden olabiliyor. Bir tarafta gökdelenler, bir tarafta gece kondular görüyorsunuz. Bu çevre sorunları birbirine bağlı, birbirinin etkisiyle diğerini ortaya çıkaran çevre sorunları oluyor. Yani atık olması. Öncelikle mesela petrol, petrolün icadından sonra plastik ham maddesi, plastik ham maddesinin sanayide kullanımı daha sonra zaten tıp alanında da kanseri olan etkileri görüldü. Ve bu plastiklerin ambalajlarda kullanılması, ambalaj atıklarının düzgün bir şekilde toplanmaması hep birbirini doğuran sebepler oluyor. Birbirinin etkisiyle diğer çevre sorunu ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı da hava kirliliği büyük boyutlara ulaşıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmış durumda. Tabii ki bunu önlemek için de şu anda elektrikli araçlara yönelinmeye başlandı. Bakalım ne olacak? Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla Hava kirliliğinde azalmalar görülmeye başlandı tabii ki. Bu ne demek? Doğalgazın çevreye zararı yok mu? Var. Ama diğer fosil yakıtlar kadar bir zararı yok. Mesela kömür kadar bir zararı yok. O yüzden doğalgaz kullanımının yaygınlaşması aslında kömür kullanımına göre daha iyi oldu diyebiliriz. Özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliği artıyor. Bazı şehirlerde şimdi Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi de bu. Bir sanayi bölgesi kuruluyor. Sanayi bölgeleri genellikle şehirlerin dışına kuruluyor. İstanbul'da öyledir mesela. İstanbul'un bazı yerlerinde mesela Cevizli Bağ'da sanayiler var, fabrikalar var. O fabrikalar ilk kurulduğu zaman şehrin dışında kalıyordu. İstanbul şehrinin dış tarafıydı. Daha sonra orada çalışanlar için evler inşa ediliyor. Zamanla orası bir mahalleye, daha sonra bir ilçeye dönüşüyor. Ondan sonra şehir büyüdükçe o sanayi kısmı şehrin içinde kalmış oluyor. Bu yüzden planlamada büyük hatalar yapılmış oluyor ve hava kirliliği de şehrin tam göbek noktasında İstanbul'da mesela Cevizli Bahçe'de hava kirliliği oluşabiliyor. Bu da tabii ki plansız da demeyeyim ama daha uzun vadeli planlar yapamamaktan kaynaklanıyor diyebilirim. Ülkemizde belediyelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmemeleri nedeniyle de düzenli çöp depo alanlarının oluşturulmamış olması ve arıtma tesislerinin zamanında kurulmamış olması çevre sorunlarının artmasına neden olabiliyor. E, resimde bir çöp dağı görüyorsunuz. Çöp dağları. İstanbul'da ben de görmüştüm. Çocukluğum 95-96 yılları olabilir. Halkalı'da yanılmıyorsam e, çöp dağları vardı. İnanılmaz e, pis bir görüntü tabii ki. Kokusunu falan hatırlamıyorum ama e, metan galiba metan patlamaları falan olabiliyor. Tabii ki belediyelerin özellikle büyük şehirlerin üzerine düşeni yaparak öncelikle eğitimle atıkları kaynağında ayrıştırmalı. Atığı üreten kişinin zaten ayrıştırması gerekiyor. Bunun için artık eğitimler olur, kamu spotları olur. Kamu spotları işe yarıyor, yaramıyor değil. Bunlarla halk desteklenmeli. Daha sonra da tabii ki belediyeler üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Düzenli ve her türlü altyapı sistemine sahip organize sanayi bölgelerinin oluşturulmamış olması tabii ki çevre sorunlarında sanayi payının büyük olmasına neden oluyor. E, ee, tabii ki bu konuda da organize sanayi bölgelerinin mesela bu resimde de görüyorsunuz şehrin dışında şehri oraya doğru genişletmemek gerekiyor. Şehir oraya doğru genişlememeli o şekilde organize sanayi bölgeleri kurulmalı. Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı da toprak kirliliği sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ele alınmalı. Özellikle tarım alanlarındaki böceklerden korunmak için misal ilaçlama yapılıyor. Ama düzensiz, fazla, eğitimsizce yapılan ilaçlamalarda hem bizim yediklerimize zararlı etkisi oluyor hem de toprağı da kirletiyor diyebiliriz. Geri dönüşümün yaygınlaştırılmamış olması bu da bir sorun. Çevre kirliliği oluşturan plastik maddeler, cam ürünleri ve metalik maddeler gibi katı atıkların yok edilmesinde e, sorunların yaşanmasına neden oluyor. Şunun zaten e, resimdeki görseli görüyorsunuz. Kağıtlar için cam, organik plastik, metal. E, ben bunu daha önce sanırım bir vlog'da söylemiştim ama o vlog'un üzerinden 4-5 yıl geçti. Hala kağıtın e, kağıt Atıkların olması gereken kutuda kağıt, camın olması gereken de cam, organik de organik göremiyorum. Hala Türkiye'de bir şekilde oturmadı. Bence nedeni sadece bu e, bidonları koyduk, o kadar. Üstüne kağıt, cam, organik yazdık. Halk o şekilde e, söz dinlemeyecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de sanayide üretilen ve kullanılan kimyasalların envanteri tutulmadığı için ortaya çıkan atıkların niteliğiyle ilgili hiçbir envanter çalışması da bulunmamakta. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla envanter kayıtları oluşturulmaya başlanmış. Benim de tez konum tersine lojistik Türkiye'de AB sürecinde Türkiye'de tersine lojistik ve atık yönetimi üzerineydi. O tezde de mesela envanter kayıtlarının tutulması ile ilgili e, önerilerim vardı. Su kaynakları giderek azalmakta olup 20 yıl önce kişi başına 4000 metreküp su düşerken bugün 1400 metreküp su düşüyor Tabii ki nüfusun nüfusunda etkisi var bu sayının düşmesinde Türkiye'de yavaş yavaş su yoksulu ülkeler arasında yer almaya başladı bakmayın barajlarımız doluyor boşalıyor ee, ama şu anda bana sorarsanız ucu ucuna yetişiyor diyebilirim geçelim çevreye ilişkin tanımlara sınavınızda da e, bu tarz tanımlar çıkabilir alıcı ortamlar ne demek çevre kirlenmesinin neden olan maddelere atık maddeler diyoruz neler zaten atıklar neden oluyor çevre kirliliğine atıkların bırakıldığı ortamlara da biz alıcı ortamlar adını veriyoruz atıkların bırakıldığı ortamlara alıcı ortamlar deniyor atık dediğimiz zaten herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık deniyor yalnız her atık çöp demek değil e, TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu belki bunun açılımı da çıkabilir sınavda buna da dikkat edin. E, TÜİK verilerine göre Türkiye'de kişi başına düşen günlük atık miktarı ortalama 1.17 kilogram civarında oluyor. Zaten bunda çok çeşitli ambalajların kullanımı özellikle plastik ambalajın kullanımının fazla olması e, atıkların da fazla olmasına sebebiyet veriyor diyebilirim. Geri kazanım ya da geri dönüşüm ne demek? Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hale getirilmesine geri kazanım diyoruz. Yani bir atığımız var, kağıt atığımız var. Bu atıkları geri dönüştürebiliyoruz. Zaten bazı ürünler var. Sadece o ürün üzerinde tek bir ok işareti vardır. O ok işareti Şöyle çevreleyen bir ok işareti bulunuyor. O geri dönüştürülmüş bir maddeden üretildiğini gösteriyor. Ee, elimizde olan ürünün. Aynı zamanda camlar ve metaller geri dönüştürülebiliyor. Plastik geri dönüştürülemiyor mu? Çok az bir kısmı geri dönüştürülebiliyor diyebilirim. Çevre hakkı yasamızda var. 56. maddede herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü içeriyor. Hem devletin görevi çevreyi korumak anayasaya göre hem de vatandaşların bir görevi diyebiliriz. Çevre hakkı bugün çevre politikaları alanında önemli ve belirleyici bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada çevre hakkı konusu ve tarafları ile birlikte önem kazanıyor. Çevre hakkı tabii ki ne demek çevrenin devlet ve vatandaş tarafından korunması ve geliştirilmesidir diyebiliriz. Çevre kirliliğine baktığımızda çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulması, çevrenin bozulması aslında yani doğal yapısının bozulması, olması gerekenden farklı olması nasıl insan eliyle? Değişmesi ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesi çevre kirlenmesi olarak tanımlanıyor. Belki hatırlarsınız 2021'de Marmara Denizi'nde yaşanan e, müsilajda çevre kirliliğine bir örnek. Ekoloji az önce çevre bilim tanımı yapmıştım zaten. Çeşitli türdeki canlıların e, çevreleriyle uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalına biz ekoloji diyoruz. Yani organizmaların, canlıların Çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji adını veriyoruz. Doğa ne demek? İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen. Bu yine mesela pandemide karşımıza çıkmıştı. Doğa biz evlerde olduğumuz sürede kendi kendini yenilemeye başlamıştı. Daha sonra pandemi bitti, eskilerine geri döndü. Sürekli olarak kendini yenileyen ve değiştiren güce. Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne biz doğa adını veriyoruz. Doğa bizim için çok önemli. Yaşam kalitesi ne demek? Yaşam kalitesi de kişinin içinde yaşadığı çevrede kendi sağlığını kişisel olarak algılayışını tanımlıyor. Yaşam kalitesi dediğimiz şey bu. Ee, dersin ikinci bölümünde çevre dostu stratejilere geçeceğim. Buraya kadar ne yaptık? Bir tekrar edelim. Aynı zamanda ders çalışması da olsun. Bakalım. Çevre koruma dedik. Öncelikle çevreyi tanımladık. Kısaca dedik ki canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin, dış etkilerin tümüne çevre deniyor ama çevrenin uzun tanımını da bilin bence. Çevre bilim nedir dedik? Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına çevre bilim deniyordu. Daha sonrasında bazı sorunlardan bahsettik. Kalitesiz yakıtlardan bahsettik. Doğalgaz kullanımının Kömür kullanımına göre daha iyi olduğundan bahsettik. Sanayiden kaynaklı çöp dağları, sanayinin şehir dışına kurulması ama şehrin şehir dışına ilerlememesi gerektiğinden bahsettik. Daha sonra geri dönüşümle ilgili konuştuk ve bazı tanımlara geldik. Alıcı ortamlar, atıkları bıraktığımız ortamlardı. Kısaca geçeceğim. Atık, çevreye bırakılan her türlü maddeye atık deniyordu. Her atık çöp olarak nitelendirilmiyordu. Geri kazanım ya da ya da geri dönüşüm, geri dönüştürülebilir ürünlerin ee, tekrar bir ambalaj malzemesi olarak misal ee, kazandırılması aslında insanlığa kazandırılması diyebiliriz. Çöp olmaması, yakılarak tarihe karışmaması. Buna geri kazanım diyebiliriz ve bir çevre hakkımız vardı. Bu da anayasanın 56. maddesinde geçiyordu. Çevre kirliliği nedir dedik. Örnek olarak müsilajı verdik. Çevre kirliliğinde ee, doğanın ya da çevrenin doğal yapısının bozulması, insan eliyle doğal yapısının bozulmasına çevre kirliliği deniyor dedik. Ekolojinin, doğanın tanımını yaptık. Yaşam kalitesi diyerek çevre dostu stratejilere geldik. Bu dersi iki bölüme ayıracağım. İkinci bölümde de çevre dostu stratejiler olacak. O yüzden bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.